Herkese merhaba arkadaşlar, ben Semih Bilek Gücü kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere beraber Kets oynayacağız, yani Crash Arena Turbo Stars. Altın ligimiz bitti. 4. prestij seviyesinde ve de 22. şampiyonadayız arkadaşlar. 15 eşit taş, bir tane efsanevi kutu geliyor. Bu altın liginden 1.759.656 puanla beraber bitirmiş bulunuyoruz. Hemen ödüllerimizi alalım. Güzel bir roket çıkarsa, 3 yıldızlı bir çift roket bekliyorum veya çok iyi bir gövde gelirse mükemmel olur. Klasik gövdesiyle beraber kullanıldığı zaman artı %120 vuruş veren bir bıçak çıkıyor. Keşke bu roket olsaydı ve de sörfçü gövdesiyle kullanıldığı zaman artı %120 vuruş verseydi mükemmel olurdu. Hilti çıktı. Topuz çıktı arkadaşlar. Gerçekten kötü oldu. Bu kaya gövdesini kullanmıyorum zaten. Titan gövdesi çıktı. Çift roket için artı %120 vuruş veriyor. Ve de 3 tane efsanevi parça çıkmış oldu arkadaşlar şu anda. Gayet iyi, mükemmel ama gövde olarak kullanılması o güç bir şey. En tepesinde zaten oraya çift roket koysan ne olur? Kuşlara mı vuracaksın oradan? 5454 sağlık alet çantası çıktı. 4 tane parça çıktı toplamda bu efsane bir kutudan. Valla pek iyi olduğunu söyleyemeyeceğim maalesef. Şu anki mevcut saldırı alet çantamı buna ekleyeceğim arkadaşlar. Vuruşumuz daha da fazla artacak. Toplamdaki vuruşumuz 77.901 oldu. Şu an şampiyonada alamadığımız bir tane rakip var. Bir iki tane rakip var ve de kaya gövdesi maalesef. Görüyorsunuz tepeye kadar çıkıyor. Sonra orada kalıyor arkadaşlar. Canımızın bayağı fazla olması lazım ki şu noktada alabilelim zaten. Roketi olsun, çift roketi olsun bayağı hasar bırakıyor bizlere. Bu rakibi alıyoruz. Sonrasında alsak da pek bir işe yaramayacak ama hemen şurada bir tane piramit gövdemiz vardı. Ona hızlıca bir bakalım. Neredeydi o bizim piramit gövdemiz? Ona şey de koyabiliriz. Evet, 4 yıldızlı bir piramit gövdesi. 16 güce sahip. Şimdi şunu şöyle koyalım. Bunu da böyle koyalım arkadaşlar. Çok iyi. Çift roket hangisi daha fazla vuruyor? 9000. Bunun 5 gücü var. Bunun 6 gücü var. Toplamda 18 güce ihtiyacım olacak şu anda. Mevcut güç alet çantasını kullanarak buna erişebileceğimi düşünüyorum. %120 kaya için, keşke piramit için verseydim. Vallahi muazzam olurdu. Neyse, bu piramit için bir can veriyor. O güzel. O şimdilik dursun. Şunu da şöyle eklemeyelim. Zaten değişen bir şey olmayacaktır. Şunlardan bakalım piramit için can veren. %3 can veriyor. Şimdi bunu tekrar geriye koyalım. Ne kadar canı var bunun? 9000. Bunun 7200. Piramit için can vermesi bu daha iyi. Şimdi hemen şurada ufak bir bahis yapalım sizlerle beraber de. Ben bunu biraz geliştirip sonrasında videoya devam edeceğim. Şu anda hemen bir bahis yapalım ne için parça verdiğine bonus olarak bakalım. Soldakine fazla kişi vermiş. Soldaki mi alır, sağdaki mi alır? Sağdakinin klasik bir gövdesi var. Vallahi sağdaki alır gibime geliyor. Sağdakini oynayacağım arkadaşlar benim. Umarım sağdaki alır. Şunu şöylece bir koyalım. Güzel. Diğerini oynamayacağım. Sadece ne için bir bonus verdiğini görmek istiyorum. Aynı şekilde şu piramit, pardon şu roketi de bir bakalım. Sağdakine veriyoruz ama riskli biraz. Olsun. Sağdakine verelim. Normalde riskli oynamayacaktım ama videoda olduğumuz için arkadaşlar, aslında videoda da oynamamayı düşünüyorduk. Öyle bir şey söylemiştik ama ne verdiğini görmemiz lazım hızlı bir şekilde. Sonrasında tekrardan bunu koyalım. Hangisini? Bunu oynamıştık. Güzel. Ve de şuraya güç alet çantasını ekleyelim. Toplam vuruşumuz ne kadar? 42.000. Toplam canımız da 83.000. Bir çift roket kullanmamız şart arkadaşlar. Çünkü kaya gövdelerini alamıyoruz. Kaya gövdesini almamız lazım. Evet, güç alet çantasını koyduk ve de şimdi mevcut çift roketimizi koyabileceğiz. Evet, gayet iyi. Güzel bir şey eklemiş bize. Vuruş ekledi. Tekrar geriye alalım. 3048. Bunu koyduğumuz zaman artı 3048 vuruş ekliyor. He, anladım. Roket şey koyduğumuz zaman, çift roket koyduğumuz zaman vuruşu düşürüyor. Yani 9842 vermesi gerekirken daha az veriyor. Çünkü iki tane roket beraber kullanıldığı zaman %15 daha fazladan vuruş veriyordu. Çift roketi koyduğum için o iptal oluyor. Oradan bir şey vuruş düşüyor arkadaşlar. Maalesef onu hiç aklıma gelmemişti öyle bir şey. Yükseltme yapsam 700 vuruş verecek. Aslında o kadar kötü değil. Gayet iyi. Şimdi şampiyona girelim. Bakalım hızlı bir şekilde alamadığımız kaya gövdesini alabilme ihtimalimiz nedir? Ne değildir? Bunu alacağız. Alırız ya. Yükseltmelerle falan ne yapar ne eder. Biz bunu almayı başarırız.
Hatta şu an yükseltmeye bile gerek kalmadan bunu almayı başardık ama bir sonraki rakiplerde durum ne olacak? Bunun hakkında pek bir bilgim yok. Evet, bunu da almayı başardık. Güzel. Bir an önce geriye gitsen. Neyse, vuruş arttıracağız. Yapacak bir şey yok. Evet, Connor'u almayı başardık. Piramit için artı can veren şu topuzları arttırmamız lazım. Güzel, bunu almayı başarabilecek miyiz? Ulan küt diye yapıştı. Neyse. Yükseltme yapacağız arkadaşlar. Kaçarı yok bunun. Tamam, bu da güzel. Şu ana kadar o kadar zorlayan bir rakip olmadı bizi. Bununla durum ne olacaktır? Zaten yaklaşan kadar alıyoruz. 45.000 vuruş olduğunu unutmayalım. Gayet iyi bir vuruşa sahibiz gerçekten. Hatta şu anda mevcut yükseltmelerle bu ligden çıkabilme ihtimalimiz var. Tamam, bunu da alacağız. Sıkıntı olmayacaktır. Gayet iyi bir şekilde ilerliyoruz. Güzel. 37.000 vuruş, 100.000 can. Vallahi bunu da almayı başardık. Gayet iyi. 12. dövüşe kadar geldik. Güzel. 13. dövüşteyiz. Tamam, bunu da almayı başardık. Ligden emin olarak çıkacağız arkadaşlar. Bundan o kadar şüpheniz de olmasın ama bu rakip bizi bayağı zorladı. O zaman şöyle yapalım. Videoyu şurada biraz ara vereyim. Ben hemen şu mevcut topuzu ve de diğer topuza bakalım ne veriyor falan filan. Şu bahise de bakalım hemen hızlı bir şekilde sonuçlarına. Umarız sağdaki kazanır. Gönlümüz ondan yana. Maalesef kaldıramadı. Sağdaki kaybetti. Altı yeşil taş neyse o kadar önemli değil. Şöyle düşündüm. Titan gövdesini kaldırırdık. Fakat demek ki o kadar küçük bir silindir kullanıldığı zaman Titan gövdesinin ön kısmına kaldıramıyormuşuz demek ki. Olsun, ziyanı yok. Sağdaki kazanır mı? 15 vuruşu var. Sağdakinin forfeiti var. Bu sefer sağdaki kesin kazanır. Bu sefer risk olmayacaktır. Onu değil, şunu koyalım. Bir de şuradaki roketi koyalım. Her neyse. Şimdi arkadaşlar, videoya ara verelim ve de videoya döndüğümüz zaman bizim toplam şu topuz için, piramit için can veren parçaları toplamda %60'a kadar çıkartacağız. 425 yeşil taşımız var. Dikkat edin. Bunların hepsi %60 olacak ve de yeşil taşımız ne kadar azalacak. Çok iyi bir bahis oynamayı düşünüyoruz. Şu ana kadar olduğu gibi videoda hep kötü bahisleri oynadığımız denk geliyor sizlere. Onun için yanlış anlamayın. Hemen geri döneceğiz arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Mevcut bahisi oynayarak vuruşumuzu ve de canımızı biraz daha fazla arttırmış bulunuyoruz. Bunu %21 yaptık. Sağdakine %18 ve de piramit için %+18 vuruş veren çift roketimiz vardı arkadaşlar. Bunun piramit için vurduğunu sonradan anladık. Bunu %18 yaptık. Daha fazla yapmak istemedim çünkü şu an mevcut ligden çıkıyorduk ve de bundan sonraki seviyede eğer bu gövdeyle devam edebileceksek, yani bunun bir garantisi olmadığı için mevcut bahislere daha fazla zaman kaybetmeyi istemedim. Şu an zaten ligden kolay bir şekilde çıkmayı başarıyoruz. Onun için hem de hızlı bir şekilde rakipler gövdesini değiştirmeden biz de bu ligden bir an önce çıkmayı garantilersek daha iyi olur diye düşünüyorum. Dördüncü dövüşteyiz. Kolay şekilde savaşlar geçiyor. 50.000 vuruş, 100.000 can. Çift roket koymamız gerçekten çok iyi oldu. Mesela şu rakibi alamıyorduk. Çift roketimizi bayağı arttırdık. 6. seviyeye kadar çıkardık vuruşunu. Ve de piramit gövdesiyle kullanıldığı zaman artı %18'de kendisine vuruş ekleniyor. Bu gayet iyi oldu. İki tane topuzumuz da mevcut piramit gövdesi için bir can veriyor arkadaşlar. Toplamda 103.000 can oldu bu piramit gövdesinin. Şöyle söyleyeyim. %120 roket için vuruş veren kovuşuyu kullanamamamız kötü bizim için ama bir tane çift roketin olması gerekiyor. Onun için şu an en iyi gövde kombinasyonu, silah kombinasyonu bu gövde olduğunu düşünüyorum mevcut parçalarımdan. 12. dövüşe kadar geldik. Şu an bir süremiz yok. Son iki dövüşten sonra bu lig bizim için bitecektir ve de prestij 5 seviyesine, son bir seviye kalacak. 23. seviyeye ulaşacağız. 14 dövüş kazanarak 23. seviyeye hemen oluyoruz. Bundan sonraki rakipleri gerçekten merak ediyorum. Nasıl olacak şu an gövdeyimizle, nasıl bir sonuçlarla karşılaşacağız? 7 yeşil taş, 64.000 altın, 8.630 lig puanı, bir yükseltme puanı ve bir tane süper geliyor bizlere bu ligden ödül olarak. Evet, 3 yıldızı parçaların kilidini açmış bulunuyoruz. Sağdaki zarları seçelim ve de süper kutuyu açalım. Sörpçü gövdesi, bir tane hilti, koca ayak. Umarız bir çift roket çıkar, yüksek vuruşa sahip. Elmas, bıçak, matkap, topuz. Scooter için artı %23 can veren saçma bir titan gövdesi de güç alet çantası. Görüyorsunuz, saçma sapan şeyler çıkıyor. 4 yıldızı parçaların kilidini açmış olduğumuz halde. Şimdi mevcut 24. seviyedeki rakiplere hızlıca bakalım.
Eğer alabileceksek devam ederiz. Alamayacaksak bu çift neyle alınabilir? Bulursun. Şu anki rakibe bakalım. O bayağı güçlü. 65 bin vuruş, 170 bin can. Canımızı sıkacağı benziyor. Aynı şekilde bunun için de söylemek gerekirse 10. prestij seviyesinde rakip Etro. 10. prestij seviyesi. İlk defa da gördüm böyle bir şey. Rakipler gerçekten bayağı bayağı güçlü yani. O zaman biz şu an mevcut gövdemizi kullanmayalım. Şöyle bir şey yapalım. Geriye dönelim. Piramit gövdesini şu andaki rafa kaldıralım. Önceki Sörfü gövdesini biraz denemeye başlayalım. Başarılı olursak, işe yarayacaksa, biraz daha fazla rakip alırsak bizim için iyi olur diye düşünüyorum. Şu gövdeydi yanlış hatırlamıyorsam. Şuradan bakalım, %60 can veriyor, güzel. Bu da %33 veriyor. Bunları da son seviye yapmayı düşünüyorum ama son seviyeye kadar çıkartmak için bir şey olmadı şu an elimizde. Bir neden olmadı yani, öyle söyleyeyim. Bu gövdeyi çünkü sonuna kadar kullandığımız zaman o kadar da haddinden fazla yardım etmedi bize. İki seviye atlattı fakat yani bu da bir yere kadar yani, öyle söyleyeyim. 77 bin vuruş şu anda. Giriyoruz şampiyonaya. Kaya gövdeleri bize yine sıkıntı çıkaracaktır. Şimdi bakalım. Alamadığımız piramitle alamadığımız rakipleri şu an almayı başaracağız. Görmüş olduğunuz gibi. Az önce alıyordu bizi. Şimdi duman ettik. Aynı şekilde bunu hiç söyleyebilir miyiz? Vuruşumuzun artması lazım. Bayağı bir artması lazım. Öyle göründüğüne bakmayın. Orada bayağı bir artması gerekiyor vuruşun. Bir tane iyi bir roket çıksaydı bize, normal roket çıksaydı 3 yıldız, 4 yıldız çoktan çıkmış olacaktık bu ligden. 5. dövüşteyiz. 6. dövüşe geldik. Bir tane rakibi kaybettik. Bunu da kazandık. Güzel. Kaya gövdesi gelmediği sürece geldi. Bir tane geldi. O da diklenecektir. 51 bin vuruş görüyorsunuz. 2 tane. Oo, 3 tane vurdu. Güzel. Gördüğünüz gibi kaya gövdeleri sıkıntı çıkardı bize. Alamadığımız rakip, az önceki alamadığımız rakibi yükseltmeli alabilirdik. Fakat az önceki kaya gövdesi olduğu sürece bizim bu ligden şu anki mevcut gövdemize çıkmamız maalesef imkansız. Yani vuruş artsa da belli bir yere kadar artacaktır arkadaşlar. Daha fazla artacağını düşünmüyorum. 77 bin vuruş gerçekten çok iyi. Gayet iyi bir vuruş. Fakat bu çift roket için olmadığından ötürü görmüş olduğunuz gibi kayaları bizi zorluk çıkartıyor. Şu an kadar 9 zafer aldık mevcut yükselmiş olduğumuz ligde. Canla bunu yükseltebiliriz. Önemli değil. Evet, 14 tane dövüşten sadece 10 tanesini kazanabiliyoruz. 4 tane kaybettik. Tekrardan böyle hızlıca bir girelim bakalım. Neyi vardı bunun? Tamam, bu yükseltmeyle alınır. Vuruş arttırmamız lazım. Şu noktada biraz sıkıntılardayız. Görüyorsunuz son anda toparlamaya başlıyor kendine. Orada bize büyük kalıcı bir hasar vermeyi başarıyor. Bu arkadaşı yükseltmeyle alabilir miyiz? Çok rahat bunu da alabiliriz. İlk rakibi de alırız da şu kaya gövdesi. Aynı şekilde bunu da alırız. Canımızı arttıracağız bir tane daha vuruş önceliği vermesi için bize. Şu anlık arkadaşlar burada videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Daha fazla denemek istemiyorum. Bu videoda bir seviye atlamayı başardık. Sizlerle beraber 23. seviyeye ulaştık. 22. seviyedeydik. Mevcut piramit gövdemize saldırıları yaptık. Gayet iyi oldu bizim için. Hatta şuradan şampiyon haritasına bakalım. Sörfçü gövdesiyle yükselmiştik. Ve sonrasında piramit gövdesiyle yükselmeyi başardık. Efsanevi altın ligi bitmişti. Efsanevi kutuyu açtık. Peki şeyler çıkmadı o efsanevi kutudan ama mevcut piramit gövdemizde yine bu videoyu sadece efsanevi kutu açmak için değildi. Bir tane de lig bonus olarak çıkmayı başardık. Bu ligden de çıkacaktık arkadaşlar ama görmüş olduğunuz gibi bizim yolumuza bir taş koydu. Kimdi o? Kaya. Yine kayalardan çekiyoruz biz arkadaşlar. Sörfçü için artı %6 can veriyor. Bunu kullanıp bir şey deneyebilirim. Neyse, bunu sonradan ben kendim deneyerek, hatta bu doğayı Sörfçü için can veren bu daha güzel. Bunu deneyeceğiz arkadaşlar. Kullanacağız. Ben gerekli kombinasyonları yapıp sizleri uğraştırmadan direkt şampiyona girip gerekli açıklamayı da yapıp sizlere beraber 24. seviye olup ve sonrasında prestij 5'e hep beraber ulaşacağız arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırıyorum. Umarım bizdeki keyif almışsınızdır. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek etiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.